Jinping ve yukarı katlamdakilerinin kaçış planı aşkarlandı. Tercüme kılgıcı Uygur Pidai Tercümanlar Grupisi'den Bilmezcan. Bugün 2020 yılı 23. fevral. Ben bugün köpçülükke bir kat haberini okuturmakçı. Xi Jinping ve Xitay Kompartisi'deki yukarı derecelik emeldarlar kaçış planını tüzüp buldu. Bu, Amerika'daki 3 çoğun akbarat oranının keltirip çıkartan umumi hulasisi. Bu 3 çoğun akbarat organı bolsa, Amerika Devletlik Akbarat Baştaptişi, Merkezi Akbarat İdarisi ve Devlet Bihatarlık Akbarat İdarisi. Amerika taraf, Xitay'daki Wuhan virüsüden ibaret bu vabağı münasebetlik fütürlerini toplavatkan bulup, onlar Xitay taraf aşkarlıgan yokumlan koçular ve ölgelerge münasebetlik sallıq malumatlarını öz içi alğan fütürlerini emniyetki uygun emez tep kargan. Eğer bir vasit telefon kılışı doğru gelse, Xi Jinping ve başka rehberlerinden telefon kubu kılması ihtimallığı var. Bunda işte Xitay tarafından burnuğa su girgen ahval mevcut. Aldın hıkkıtın Xitay ve Koreya rehberleri telefonda sözleşken. Koreya taraf başkurulduğun bombaya karşı sistemi doğrusu toxtalganda Xitay taraf karşı çıkan. Onun denkin Koreya prezidenti Park Geun-hye bivas telefon kılganda Xi Jinping telefonunu kubul kılmıgan ya ki kubul kılışını red kılgan. Şuna bivas telefonu sözleş imkaniyeti yok buluşu mümkün. Amerika tarafından ilgilenen ahvalı karganda Xi Jinping yokumlanış ahvalını tuluk bilmeydi. Çünkü her kaysi rehberler Xi Jinping'a hakiki ahvalını doklat kılışka cüret kılalmaydı. Xi Jinping ve başka rehberler fakat her bir taraf arkalıkla işinin hakiki ahvalıdan haberdar bulup kilovatkan bulup işinin terakkiyatı onlarının tasavvuru kılgınıdan allıqadan eşip ketken. Wuhan ve Hubei kontrolüqün yoktup da kalmasın Beijing'in kontrolüqün yokatkan. Şu sebepten Amerika'daki bu 3 çoğun ahbarat organı 21 kadem ilgirligen halda Xitay rehberlik katlamdakilerinin allıqaçan kaçış planını tüzü bolganlıqını bayıqıgan. Onlarının planı bolsa yukarı katlamdakiler bir bihatar yerde vakitlik durup durmakçı ya ki çet elgi kaçıp vakitlik panahlanmakçı. Amerika ahbarat oranlarının bu hükümü bilen minin bir neç gün burun kılgan analizim asasen okşaş çıktı. Uçakta men Xitay yukarı katlamdakilerinin sın avaz hatirisi bulmağın yüşürün yığın açıqarlıqını. Bu xil yüksürün yığın doğrusu da 3 xil ihtimallıqının barlıqını etkan edim. Birinci xil ihtimallıq, Xitay rehberleri bu xil virüsünün yokumlanıp kanıştığını korku atkallıqı. Şuna bu yüksürün yığınını torda videoluq ya ki avazlıq açıqan buluşu mümkün. Hatta bu yığın taqatlı eşilmeğen buluşu mümkün. İkinci xil ihtimallıq, bu xil yüksürün yığınının maksidi bolsa bir umumizlik plan üçün. Devlet organları saklanıqıl bolmaydıgan zor vakaları yuluqqanda rehberlikini ötküzüp biriş planı buludu. Yani virus sebebidin, ya ki halkının karşılık hareketinin tüpeyli birinci nöbürlük rehberi yok olsa, ikinci nöbürlük rehberge. İkincisi yok olsa, üçüncüsüge. Muşu yüzünde hukukunu en ahırkı rehber kalguça tutup durup, harbi küşünü ve vaziyetini kontrol kılışka urunmuştur. Üçüncü kıl ihtimallik bolsa, Xitay rehberleri belki kaçık tayarlık kılavatkan buluşu mümkün. Hazır, Amerika akbarat organları onlarının kaçış ihtimallikinin barlıqını otturup koydu. Demek, ahval asası cahattin muşu noktuğu mukumlaştı degen gap. Aldınkı mezgillerde Xitay rehberlerinin Jonahay'dan kaçıp ketkenliği dokunat kılınan idi. Çünkü bu yokumluk vaba yukarı katlamdakilerge, kızıl ikinci avlatlarga, yani yukarı derecelik rehberlerinin ballarga, hatta Jonahay'daki rehberlik katlamdakilerge yokkallığı otturgu çıkan idi. Haberlerden Xi Jinping'in Beijing şehir sırtıdaki Yuchuanshan'ki yetkilgenlikini, şu yerdeki harbiy komandanlık ştabıda iş bijirip atkanlığını bilgen edik. Menin kıyas kılışımca Xi Jinping ve başka rehberlerinin kaçış planı mundaq bir kaç baskıçkı bölünüp elip berildi. Aval Jonahay'da çekinip çıkış. Bu birinci baskıç bulup Beijing şehir sırtıdaki çekinip çıkıdı. İkinci baskıçta eğer Beijing ikinci Wuhan'a aylansa uçakta onlar yokumlanıştın yırak bolgan urullarga. Meselen Shanxi'dek caylarga berip yüzürünüşü mümkün. Üçüncü baskıçtı bolsa çet elge kaçıp gidiş. Xitay'dan bununla allıqaçan aldın planı bar bulup, bir belbağ bir yol kuruluşu, ya ki meblağ salgan işleri, ya ki meblağ yötkeşki münasebetlik cahilere kaçıp verişi mümkün. Meselen, Pakistan'a okşat devletler, ya ki tekim yurakrak bolgan Sri Lanka'a, ya ki Afrika devleti Djibouti'ye kaçıp gidişi mümkün. Xitay bu devletlerge bir belbağ bir yol kuruluş arqılıq köp meblağ salgan. Fakat bulmayı ketse, bu devletlerdeki deniz portlarını işletişi mümkün. Djibouti'deki harbi port, dəl Xitay'nın Kızıl Deniz'deki tüncü harbi işler portu bulup hesaplanıdı. Manı bu caylar, Xi Jinping ve başka yukarı derecelik rehberlerinin yöşürülüş caylar buluş ihtimallığı var. Onundan başka, Bajdın Kaçış Cenneti'de nam alğan Saipan Arılı, ya ki Angeliyagi Karışlık
virgin takım aralarına verip panahlanıp duruş ihtimallığı var bulup, Xitay rahbarları öz aile tavabatları namı da bu yerlerde şirketlerini içip zor miktarda meblağ salgan. Bunun da sırıp, onlarının garip ellerine kaçış ihtimallığını mı nezirden sakıt kılışkı bulmaydı. Çünkü onlar perzentleri arkalık garip ellerine zor miktarda mal mülklerini yutkigen bulup, yeni köplügen başka uğurlaştırışlarını kılgan buluş ihtimallığı mı var? Xitay rehberleri sahte isim famili kullanıp, pasport işletip, garip ellerinin çoğun şehirleri gibi verip yuşurulup, halkaranın nezirden özünü çetki eliş ihtimallığı mı var? Nazis Kırmaniyesi devirdi mi, muşundak ahvallar bulgan. İkinci dünya urushi yaklaşıp 20-30 yıl hatta 10'dan mı uzun yıllar ötkenden kiyin, Cenubi Amerika kıtasındaki devletlerden Nazis Kırmaniyesinin harbi emeldarları bayqalgan bulup, onlar isim familiyelerini özgertip, adetki pukura bulvalgan. Şuna Xitay rehberlerinin bundaq planının buluşunu çetki kıkışkı bulmaydı. Ondaq da Xitay rehberlerinin hazır mevcut bulup turuvatkan sosyalistik devletlerge, meselen Şimali Koreyage, ya ki yarım müstabit, yarım komünist bulgan Rusya, Kuba, Vietnam, Venezuela, Zimbabwe Katarlık devletlerge kaçış ihtimallığı mı var? Minonca herkes mümkün emez. Çünkü Xi Jinping ve başka rehberler şunu inak bilidu ki, meyli sosyalistik devletler bolsun, komünistik devletler bolsun, müstabit devletler bolsun, ya ki yarım müstabit devletler bolsun, bu devletlerimi okşaşla nahayet şefkatsiz bulup, eksice bu devletler onlarını görüyor elverişi mümkün. Mesela onlar Şimali Koreya'ya yani Çavuşan'ın kaçıp varsa Kim Jong-un tarafından görevge eliniş mümkün. Rusya'ya kaçıp varsa Putin çokun KGB'nin şıksı elip onların nezirbent astık elişi mümkün. Winsu ile Zimbabwe'de devletler bolsa onların görevge eli verip Amerika bilen soğudilişi mümkün. Şuna Xitay rehberleri herkese mi özleri bilen okşaş devletlerine kaçmaydı. Men burun bir belbağ bir yol kuruluşunu Xitay komünistlerinin pul yuyuş yolu ya ki kaçış yolu buluşu Otura çarıktaki bazı devletlerde onlarının muşundak uğurlaştırılışı buluşu mümkün deyip sözülgen idin. Muşunu okşap getirdiğin bir işini əsletip özsek. 1989 yılı Milli Hareket Okuşlar Hareketi 2 ayı devamlaşkan. Keyin dünyanın zilzilgi salgan 4. iyun 40'lığı bolgan. Bu işin aldıkayını da Harbi İşler Komiteti Reisi Deng Xiaoping bir taraftan zor miktarda harbi güçlerini yetkep gelip halkını bastırsa, yani bir taraftan bütün aile boyunca yük takıllarını tayarlap koygan. Keyin aşkarlanan ahvallar bu işlerden rastlıkını tahım ini ispatladı. Şu vakitte Nanyuan aeroportuğa harbi tikuşlar ayrılıklarına toxtıp koyulgan. Nanyuan aeroportu əsildirilə bir harbi işler aeroportu bulup, bu tikuşlar ayrılıklarına Deng Xiaoping'in ailedikilerini elip kaçık tayarlangan. Onlarının kaçış nişanı Pakistan idi. Çünkü Pakistan baştan ahire Xitay bilen bolgan dostluğunu saklap kelgen bulup, Xitay'nın sırılık çıkıştaki işki bulup kelgen idi. O şu çağda Şimali Koreya ya ki Sovet İttifakı kaçışını oylaşmagan. Oylamagan yerden harbi bastırış galibi kılgan. Harbi tarafının vaziyetini kontrol kılganlığını bilgenden kiyin 5 gün ötüp 9. iyun günü Deng Xiaoping andın özünü körsetken. O harbi güçlerini közden keçirip atkan çağda harbi kısım imtihanının layakatlı ötti degen sözünü kılgan. O bu işin besikallığına köz yetkenden kiyin kaçış planından vazgeçken. Hazır bu katımkı zor yukumlanıştın vaziyet kontrolüqünü yukattı. Bunun akıveti halkının karşı inkılabı bulup kural arakalıkla bastırı belkili olmaydı. Her bir taraf özümü vabanın kıyıcılığı yolukkan bulup, Xi Jinping ve başka Xitay rehberleri bir katımlık vabanın tarakalışı sebebidir onlarının hakimiyetini golü tüş mümkünlükün uxunası düşüdü mü görmeyken idi. Onun üstüge bu vaba özleri payda kılgan süni virus ya ki biyokimiyelik kural bulup özügimi özgügimi ziyan geçlik kıldı. Muşakal ahval aslında Xitay komünistlerinin sın avaz ya ki suretleri bulmağın yukarı derecelik yığınlarını göz etsek, hem mesela rast yalganı arlaş, Çin saxtılığını paraklandırış qiyin ahvallar mevcut. Medyalar yanıra Xi Jinping'ın baş sahibi kuyuvatkan bulup, Xitay Kompartisinin erkal buyruklarını, Xi Jinping kimler bilen telefonda sözleşkenini, kandak yığınlarının eşilvatkanlığını körüstüvatadı. Bundak yukarı derecelik yığınlar emeliyette pakatla eşilmeğe buluşu mümkün. Bu fakat onlarının mahbi planlarını yüçürüş üçünle buluşu mümkün. Bundan çağlarda yani bazı bir ziddiyetlik ahvallarını mı görüş gibi oldu? Yani bir taraftan şehir nahiyelerine kamal kılgan, nahayet eğir ahvallar. Yani bir taraftan işlep çıkırışını əsliki keltürüşke ait her kıl çakırıq şuarlar. Şehir nahiyeler kamal kılınıp işlep çıkırış toxtuğan bolsa, devlet iqtisadi veyran oldu. Xitay hakimiyeti mi şunuğu əgişme veyran oldu. Eğer işlep çıkırış əsliki keltürülse, yukumlanış texmi kən külemleşip, vaba sebebinin veyran buluşu mümkün. Şuna muşundak ziddiyetlik ahvallar mevcut buluvatıdı.
5 mollar bilan Qızıl Xitaylarning nazarida Xitoy kompartiyasi qandaqlik qilsa to'g'ri. Masalan, shaharlarni qamal qilishdek insoniylik qarshi qilmishni ular shaharlarni qamal qilishdimi yaxshi chorang bormi deb chapan yapadi. Ishlab chiqarishni qayta boshlashga nisbatan bo'lsa, ishlamasa Xitoylar nima yeydi deb savob ko'rsatdi. Amaliyotda buni nihoyat yaxshi hal qilib bo'ldi. Xitoy hozir dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lib, nihoyat kuchli davlat sanalib keldi. İşlep çıkarışını toxtıp durup, bir kaç cahatdaki rasxot arqalıq Xitaylarını 10-20 yıl baqqılı buludu. Bir türdeki rasxot bolsa, gayet zor derecedeki alçırış xıracıdı bulup, 2019 yılı 1 trilyon 200 milyar yolu yetip barğan. Bu alçırış xıracıdı, xalqının ərxil qarışlıq hareketleri ve küreşlerinin aldığı eliş için işletildi. Bu, Xitay Kompartisinin en çok xıracıdı bulup, maarif, sahiye, amuvi sağlamlıqa acıratkan xıracatlarının umumi yığındısıdır mı zor derecede yukarı. İkinci türdeki rasxot bolsa, hərbi xıracat. 2019 yıldaki hərbi xıracat 1 trilyon 200 milyar yuan yetip barğan bulup, alçırış xıracıdaki yakınlaşkan. Dövlət müdafiəsiga münasibətli çox çıxımlar yoki sırtqı təcavüz qilishdek çıxımlar bo'lmagan ahval asida bu hərbi xərajat həddindən ziyada artıq xərajat bo'lib hisoblanadi. Üçüncü türdeki rasxot bo'lsa, bir belloq bir yo'l qurilishi. Bir belloq bir yo'l qurilishidagi xohlagan bir layihə uchunlar 7-8 trilliondan artıq Xitoy puli ketadi. Bu pullar barz kelmas yo'llarga sarf qilinmagan. Hech qanday bir dövlət Xitoyning bir belloq bir yo'l qurilishi orqali beyib ketolmaydi. Bazıları əksi təxəmmüd əmrətləşib getdi. Məsələn, Venezuela, Zimbabwe'dək məğlub bolğan dövlətlər. Əgər bu pullardan qaytırıb gələdiyən yeri bolsa, qaytırıb gələləsə, Xitaylarının hazırqı əhvalıdan qutuluşuqa yerdimi bolğan bolatdı. Yəni bir türküm ən çox rasxot bolsa, Xitay parxor əməldarlarının mal mülkü. Bu parxor əməldarlar tövəndə yezi kənət əməldarlardan tərtib, yuqurda ölkü dərəcilik əməldarlar. Unutumu yuqurlab, siyasi büro əzaları, partiya və dövlət rəhbərləri, ularning Hong Kongdagi, Singapurdagi zimmilari, oila a'zolari ilib chiqib ketgan mol-mulklarning haddi hisobi yo'q. Huawei shirkatining muavin mudiri, moliya bosh taftishi Meng Wanzhou'ning Kanadada 2 yil yashamaslik turalg'usi bor. Uning ustiga 4 farzandi Kanada yoki Amerikada o'qiyotdi. Yo'ldoshimi Kanadada turdi. U Xitoyning ministr yoki muavin ministr darajalik axborot xodimi turib, moshindoq mol-mulki bor tursa, Xitoyning boshqa amaldorlarining mol-mulklarining haddi hisobi yo'q deyishki bo'ladi. Agar Xitoy yuqori darajalik amaldorlarining haqiqatan ham xalqni qutqizish o'yi bo'ladigan bo'lsa, mana mushunda xiyonatchilikdan kelgan mol dunyolar orqali xalqni qutqizib ola oladi. Ammo ularning hargizmi bundan qilish o'yi yo'q. Mana bu alsurash xarajati. Harbiy xarajat, bir belvaq bir yo'l qurilishi, parxor amaldorlarining xiyonatchiligidan iborat 4 g'oyat zo'r rasxot orqali xalqni qutqizib olgan bo'ldi. Albatta bu yerda yana 5-chi rasxotmi bor. O bolsumu dünya boyunca birinci oranı durduğun taşkı pirvot zapısı bulup 3 trilyon dolardan aşıdı. Xitay buluğu sunduruğanda 23 trilyonu doğru geldi. Bu bunlar bilen devletini, halkını kutkuzu olgul buludu. Şuna Xitay halkının işlep çıkarışını kayıtı başlayışından kat'i zörürüydü yok. Bu bunlar bilen halkını 10-20 yıl bekışkı buludu. Yani teki halkara cemiyetinin yardımımı var. Onlar hal süreç hıracıda arakılıp halkı takabül durdu. Harbiy xarajat orqali xalqqa taqabil turdi. Bir belloq bir yo'l bo'lsa, ularning sirtqi qichidagi hayotlik yo'li. Tashqi pirvot zapsimi ularning chet ellarga qichib berishida muhim rol o'ynaydi. Xiyonatdan kelgan mol-mulkni bo'lsa, hargizmi o'tirg'anib chiqmaydi. Yutib olgan narsini qandaqmi yondirsin? Mana bu barliq xiyonatchi amaldorlarning xarakteri. Bu yerda shahar nahiyalarini qamal qilish bilan ishlab chiqarishni qayta boshlash o'tirsida ziddiyat mavjud bo'lib qolmasdan, yana bir ziddiyat bo'lsa, Xitoy hukumatı bütün mamlakat bo'yicha qamal qilishni yo'l qo'yish bilan birga boshqa davlatlarga chegaralarini taqib olmaslikni, sayohat yoki boshqa jihatdagi viza cheklamalarini bekor qilishni talab qilyapti. Amaliyotda bu bir ziddiyatlik ahvolini keltirib chiqardi. Bu ziddiyat Xitoyning bir rezil niyatini oshkorlab berdi. Ya'ni o'zlarining butun mamlakat bo'yicha yuqumlanish yetmagandek, boshqa davlatlarning ham yuqumlanishini o'zlari bilan birga hamdardni bo'lishni tanlab tugishini umid qilyapti. Ba'zilar so'rashi mumkin. Xitoy rahbarlari qochib ketsa, Xitoy xalqi qanday qiladi? Agar markaziy kontrollik bo'lmasa yoki hukumatsiz ahvol yuz bersa, Xitoy davlati qanday qiladi? Menimcha bir xil ehtimolni chetga qo'yishga bo'lmaydi. U bo'lsa-mu, Xitoy bir qisqa muddatlik zo'r qalaymaqonchilikning ichiga kirib qolishi mumkin. Bu chaqda Xitoy yuqori qatlamdagilarning kurashlari intayin muhim bo'ladi. Agar Li Keqiang vakilligidagi ittifoq guruhi yoki davlat kengashi sistemasi
Xojintao, Wenjiabao qatarlıq bəzi bir siyasi peşqadamlarının yardımı aslında partiya içki kürşüdə yenib çıxıb siyasi özgürüş ya ki yumşaq şəkildəki siyasi özgürüş arqalıq Xi Jinping ya ki Wang Huo'nun guruhinin üstünü qalbi qılıb nisbətən anlıq ya ki nisbətən şəxsiyyəsiz ittifaq guruhi və onundakı siyasi peşqadamlar arqalıq Xitayının vəziyyətini kontrol qılsa həm şunuğu qoşub zor miqdardakı xalqara yardım və xadimlarını qəbul qılsa xalqaralıq davalı şəraitləri arqalıq bu qatımlıq zor vəbadan qutulub Cunhua ulusunu qutuldurup qalışı mümkün. Ama halkaralık yardımının aldığı şartı Xitay yukarı katlamını bir kadar anlık, bir kadar yumuşak, bir kadar ıslahatçı bir grupla ilgilişi. Bu belki halkının ve sırtkı dünyanın ümit kılığını buluşu mümkün. Eğer bu hal ahval bulmasa, Xi Jinping ve başka yukarı katlamdakiler kollektif kaçıp gidip, Xitay pütüle hükümetsiz, vakum alet gelse, Xitay halkı kanda kalıdı. Elbette Xitay halkı teşkillenip, devletin kutkuluş kinesini kurup çıkışı mümkün. Vakit münasebeti bilen bu vakitte toxtalmayım ben. Ben hazır halkara bilen münasebetlik ihtimallıklar üstünde toxtalmakçı. Bunun için ki bir ihtimallık bolsa BDT Xitay'a kılınan halkaralık yardımını vakitlik baş kuruş. İkinci halkalık ihtimallık bolsa BDT'nin namı da Amerika başlıkındaki garip elleri halkaralık yardımlarını vakitlik baş kuruş. Üçüncüsü bolsa Tayvan'daki Junhua Mingo hükümeti gerçi Tayvan hazır müstakil bir devlet hesaplanıp Xitay'ın işini baş kuruşunu halimiz mi? Ama Tayvan'daki Junhua Mingo hükümetinin kelgüsü yönlüşü 3 xil. Bunun birincisi bolsa müstakil bir devlet buluş. İkincisi bolsa Junhua Mingo'nun asası kanunu asaslanğanda onun zimini Xitay çoğun kuruluklarını öz içine alıdı. Nezriye cahattin Xitay çoğun kuruluklarını kontrolü alısı buludu. Üçüncüsü bolsa halkaralık besimden sebebinden buludu. Amerika baştan ahire Junhua Mingo deb atap Tayvan bilen bolgan dostluk münasebetini saklap kelibatıdı. Bunun sebebi Amerika'nın bir çoğun planı var. Eğer Xitay çoğun kuruluklarda mesele doğrultuda kalsa, Junhua Mingo'nu Xitay'ın başkuruluşu koymakçı. 2001 yılı 11. sentabr vakasından keyin Afganistan orucuda Amerika hava, deniz ve kuruluk armiyalarını işgisilip bazı teşkilatını veren kıldı. Ve şundakla bazı teşkilatının kanat astığı alınan Taliban hükümetini mi ağıdırıp taşladı. Şu cağda Taliban hükümetinin Afganistan'ı kontrol kılvatkanıga 4-5 yıl bulup kalgan bulup 95% zeminini kontrol kılattı. 5% zeminini Şimali İttifak kontrol kılattı. Yani Afganistan'da kutuldurmak için bulgan Birleşme İslam Fronti. Adette Şimali İttifak deb adılıdı. Afganistan İslam Devleti kurgan herbi siyasi birleşme teşkilat. Tercümü kılgıcıdın. 11. sentabr vakası 101 işten bir gün burun Şimali İttifak'ın danlıq generali Uruş İlahi onlarının birden bir tayancı bulgan General Mesud kaslan öldürülgen. Şu çağda Taliban'ın alayıda hadimi muhbir kıyafeti kirvelip Mesud'u ziyaret kılgan bulup onun kamerasına bomba uğurlaştırılgan. Bomba parıdılganda bu Taliban alayıda hadimi bilen General Mesud tanrı ölgen. Ertesiyle Taliban'ın himayesi astıdaki bazı teşkilatı 11. sentabr hücumunu kozgılgan. Şu sebepten Amerika Afganistan'a hücum kılış arkalık kayıtırımı zerbeyi ötken. Amerika şu çağda Şimali İttifak'tan yeryüzünden maslaşıp Şimali Cenab-ı Karab hücumu ötüşünü talep kılgan. Talibanlar Amerika armiyası tarafından tağlık rayonlarına koğulanğandan kiyin Şimali İttifak bütün Afganistan'ı öz idarçılığa alğan. Andın ötkünçü hükümet kurulup bütün memleket boyunca saylam ötküzülgenden kiyin Afganistan hükümeti kurulgan. Gerçi Tayvan küçük bolsa mı, yani Junhua Mingo'nun kontrol kılgan zemini küçük bolsa mı, eğer hakikaten mi ötküzü olması bulmayan halkararlık vaziyet şekillense, Junhua Mingo, Xitay çoğun kurukluğunun kontrolünü öz koluğa elip, ötkünç hükümet kursa, andın halkaranın nazarı aslında memleket boyunca saylam elip verip, yeni Xitay hükümetini kurup çıksa bütünleyip oludu. Gerçi müstakillik Tayvan'da asası ekim bolsa mı, müstakil buluş, ya ki birlik giriş söz temelleri yanları mevcut. Müstakillik ekimdikiler mi, birlik giriş ekimdikiler mi var? Hazır hukuk yürgüzüvatkan Demokratiyanın ilgir sürüş partisi mi meydanını inak bildirmedi. Fakat hazırkı aletini devamlaştırış hakkında da gep kıldı. Kirse birlik kilalaydı. Çekinse müstakil bulalaydı. Manı bu Demokratiyanın ilgir sürüş partisinin asası oy hıyalı. Elbette, Xi Jinping ve başka emeldarlarının yani talih sebep yakış psikik kısmı var. Onlar her güne atılmış yukarı katlamdakilerinin yığını, yani Xi Jinping'in faaliyet usullerini öz baş kuruşudaki medyalarının baş bedelerde ilan kılıp kilo atıdı. Talih sebep psikik kısmı var dediğimiz, eğer bu katımlık vaba apıda ayaklaşıp Xitay Kompartisi bu kıyın ötkelden ötüp geçse, o çağda onlar mağlubiyetini galibiyete aylandırılan bulundu. Partinin rehberliği aslında vaba üstünden galibi kılgallakını, özünün uluğ,
Şereflik doğru partiye ekenliğini zor güç bilen teşvik kılıdı. Manı bu onlarının tələy sınaş psikikisi. Şuna muşunçilik zor hatalıklar buluvatkan ahval asıdı mı, Wang Hu'nun rehberlik kılıvatkan teşvikat sistemisinin Xi Jinping'ni halk rehberi digendek, partinin rehberliğinde çın duruş, keskin tedbir digendek teşvikatlarını toxtatmayotkanlıqının sebebidir. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın mütexessisler grupisi şenbe günü Wuhan'a yetib bargan. Onlar hazırca ahbarat ilan kılmagan bulup, Düşenbe ya ki 24. fevral özlerinin tekşürüş dokulatını ilan kıldıklarını bildirgen. Dünya Sağlık Teşkilatı mütexessisler grupisi Wuhan'a yetib bargan okşaş günde Xitay Fenler Akademisi bir parça makale ilan kılıp, bu kadınki virüs tarqılıp gitişinin mənbəsinin Hualan Deniz Məhsulatları Pazarı əməsikini itiraf kılgan. Bu makale Xitay Fenler Akademisi karmakadaki Şişuan Benna Issık Belbağ Üsümlükleri Torbik'te de ilan kılınan bulup, hem de partinin rehberliğini asas kılış gerekliliğini ve Xitay Fenler Akademisi'nin mi Xitay Kompartisi ve hükümetinin aparat hikayeliğini böldürgen. Şunlaşka bu makale fakat mütexessisler doğrusu da ya ki ilim ben doğrusu da turup yazılgan emes bulup, Xitay Kompartisi'nin virüs menbəsinin Hualan Deniz Məhsulatları Pazarı əməsikini itiraf kılışka ötkenliliği bulup hesablanıdı. Bu makalede virüs menbesi Hualan Bazar Emeskini. Virüsünün başka menbelerden bu bazarın kirgenliğini itiraf kılgan bolsa mı, ama bu virüsünün kayısı yolunun kirgenliğini bayan kılmagan. Wuhan Virüs Tetkikat Tecrübehanesinin asaslık geliş menbesi kirgenliğini oturuk koymagan. Bu katılımda virüsünün tarakalışını Xitay yukarı katlamdakiler bir dek yalda Hualan Bazar'dan tarakalıklarında çantırgan bulup, kişiler yemesi tekişlik bulgan yavai hayvanların yegellik sebebinden virüs tarqalgan deb hükümet öz başıdaki mesuliyetini halka artıp koygan. Ama sahtılık hazır fakatla puttire turulma kaçka Dünya Sağlık Teşkilatı kelgen birinci gününe bu makale oturup çıkan bulup hükümet tarafı vakaleten ilan kılgını bulup hesaplanıdı. Bununla ilgişip hükümet tarafından uç uçturuşlarımı arka arkadan oturup çıkıdı. Aldınıq günü mən 3 səbəbini oturuq qoyub, Xitay hökuməti bu 3 mənbənin içindən birini itiraf qılmaya qalmaydı deyə sözlədiyim edim. Bu 3 səbəb bolsa, birincisi Xuvalan bazardan virusun tarqılıb getişi. İkincisi Wuhan virus tədqiqat təcrübəxanasından virusun tarqılıb getişi. Üçüncüsü biologik quralının kontrolundan çıxıb getişi. Xitay hökuməti biologik quralını hər gizmi itiraf qılmaydı. Çünki bu insaniyyətə qarşı cinayətə bərib taqılıdı. Şuna onlar ikinci sebebini itiraf kılıp, meseleni virüs tetkikat tecrübehanesindeki bazı bir hadımlarla artık koymakçı. Bu tecrübehanenin muavi müdürü insaniyetki kardılgan süni virüs tetkikatını elip bardıgan grubunun mesulü bulup, o belkim kurbanlık koy buluşu mümkün. Yani birisi bolsa bu tecrübehanedeki intayen yaş müdür Wang Yanyi'mi kurbanlık koyuğa aylanıp, malum derecedeki ceza uçuruşu mümkün. Hatta bunlarını öldürüş arkalık ağzını itiş, andın ispatlarını yok buluş mümkün. Şu arkalık Xitay yuğur katlamdakiler mesuliyetini başkalarına ittirip, hükümetinin oranını kovdup kalışı mümkün.